Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu sevimli zürafelerin nasıl çizmek gerektiğini birlikte deneyeceğiz. İçin bize 20'nin 30 boyutlarında tüvel ve akrilik boyalar lazım. İlk önce zürafeleri çiziyoruz kalemle. Markanın akrilik boyalarını kullanıyorum ve öneriyorum, çok güzeller. Gökyüzünü açık mavi renkte boyuyoruz. Su olan yerleri koyu mavi, üstünden açık mavi boyuyoruz. Ağaçları ve otları önce koyu yeşile boyuyoruz. Daha sonra ise açık yeşile. Bu doğal yeşili siyah ve sarının karışımından elde ettik. Otlara ve ağaçlara yumuşak efekt vermek için bu fırçanı kullanıyorum. Yine de arkadaşlar, açık yeşil almak için bolca sarı, azıcık siyahtan kullanıyoruz. Böylece yavaşça yumuşak dokunuşlar yapıyoruz.
zürafelerimizi önce kırmızı boya, daha sonra ise turuncu boyayla nakışlarını çiziyoruz. Kafasını da turuncu yapıyoruz. Zürafelerimizin nakışları daha belirgin olması için sarı renk kullanıyoruz. Önce kırmızı, sonra turuncu, en son da sarı. Böylece daha belirgin, daha güzel oluyor. Tablomuz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok şirin bir çalışma oldu. İsterseniz siz böyle durdurabilirsiniz. Ama ben böyle çakıl taşlarından yapıştıracağım biraz daha farklı olması için. Deneyelim. Bence taşlarla daha farklı oldular. Çok komik ve çok tatlı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz deneyebilirsiniz. Çok kolay arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.